heyecanlıyım. İlk defa böyle bir şey yapıyorum. Çok güzel gidiyor çünkü evde çok sıkıldık. Ben bir de köyde oturuyorum. O yüzden ben çok sıkılmıştım. Kolay gelsin. Öğrenciler açık havada telafi eğitiminde buluştu. Telafi eğitiminden mutlu musun? Nasıl gidiyor? Çok güzel bence. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da onları yalnız bırakmadı. Şu an hem Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk hem de öğrencilerle dersteyiz. Peki dersimizin ismi ne? Dersimiz telafi. Öğrenciler telafi dersi kapsamında bu kez bisiklet turunda. Hiç okula gitmeyeyim diyordum ama artık hep okula gitmek istiyorum. Tatil olmasını istiyorum. Telafi eğitimine çoğunlukla katılmadık ama bugün bisiklet olduğu için geldim ben buraya. Öğrencilerin en çok merak ettiği konuysa okulların 6 Eylül'de açılıp açılmayacağıydı. Evet, burada bir yeni gazetecimiz var. Sizin bir sorunuz var mı acaba? Okullar açık olacak mı yeni dönemde? Okulların açıldığı ilk hafta görüşelim mi? Beraber açalım mı okulu? İster misin? Olur. Tamam, açıldığı gün buluşuyoruz. Söz mü? Söz. Söz. Telafi eğitimini tüm öğrenci arkadaşlarına öneriyor musun? Katılmalılar mı? Bence katılmalılar. Hem veliler hem öğrenciler etkinlikleri telafi eğitiminde Ben de Varım internet sitesinden takip edebilecekler. Vik, neredeysen gel yavrum. Pamuğum ne olursun yavrum, beni yalnız bırakma Vik Vik'i. Böyle seslenmişti Mehmet Bey pamuğunu aramak için ve o pamuk bulundu. Vik Vik'im benim, canım benim. Muhteşem bir hayvan. Hadi bekliyorum, nerede, tamam Vik Vik. Bırakmaya da çok niyetli değildik ama abinin ağlamasına hiç dayanamadık. Vik Vik İstanbul'dan kanatlanıp uçmadı. Bizim gibi uçağa da binmedi. Biz onun için uçağa bindik ve bir saat yol gittik. Peki nereye mi geldik? Sivas'a geldik. Kilometrelerce yol kat ettik. Sivas'ın Bayıraltı köyüne geldik. Niye mi buraya geldik? Çünkü aranan Vik Vik bulundu. Vik Vik'im bulundu. Hey komşular. Peki ama Vik Vik o kadar yolu sizce nasıl geldi? İstanbul'dan ben otobüsten getirdim. Otobanda gördüm. Araçlardan kaçıyordu. Dayanamadım. En son tuttum kanadından, geldim içeriye aldım. İstanbul'dan Sivas'a ayak basmış oldu aslında. Artık sahibinin yanında kalsın. Kendi artık birlikte bakkala gider. Melek, pamuk yani nam diğer Vik Vik. Karataş ailesi Sivas'ta ona çok güzel baktılar. Hatta çok sevdiler. Ayrılmak istemeseler de artık Vik Vik sahibine, İstanbul'a Mehmet Bey'e geri dönüyor. Sağ olunlar olsun. Melek İstanbul'a selam söyle. Yeter artık, daha bir ay önce daha mı Vik Vik'i görelim. İşte kaçak Vik Vik. Bebeğim ya, of. Yememişler Vik Vik'imizi. Hoş geldi. Hoş geldi pamuk. Beni niye üzdün bu kadar? Söyle bakayım, neden atladım otonun arkasında? Erdoğan amca bak Vik Vik bulundu, Erdoğan amca. Eyvallah. Bak Vik Vik bulundu, gördün mü? Ay maşallah Vik Vik. Hiç kendim bile inanmadım yani böyle olup da bu şekilde bulunacağını. İşte mutlu aile tablosu. Vik Vik. Her şey için teşekkürler. İyi ki varsın ATV. Oturduğumuz sitede havuza sürekli su içmeye, duş almaya gelen bir sürü martı var. O martıların içinden bir tanesinin ayaklarının olmadığını görmüşler. Martıyı o halde görünce ne yapabiliriz diye düşündüler ve eskisi gibi yürüyebilsin diye kolları sıvadılar. Bunun için farklı üç boyutlu teknolojileri kullandık. İlki iyi bir data alabilmek adına 3D scannerlardı, 3D tarayıcılardı. Martının ayağının olmayan yerini üretebilmek adına var olan yerlerini 3D scannerla taradık. Bora Dağlı ve ekibi protez ayakları 3 boyutlu yazıcıda üretmeden önce 2 ay tasarımın kusursuz olması için çalıştı. İlk önce denedik. Olmadı, büyük geldi, sert oldu, küçüğünü yaptık falan derken uzun bir süreç aldı bu aslında. Bazı denemelerde martı rahat edemedi ama ekip yılmadı. Sonunda en rahat kullanılabilecek sonuca ulaştılar. Engelli martı da bu yoğun emek sayesinde gökyüzünde daha rahat ve özgürce uçmaya başladı. Çok rahat kullanıyor mudur bilmiyorum ama uçtuğu, havalandığı, tekrar geldiği, bir daha gittiği gibi bilgileri aldık. Günler. Sen nasıl düştün içine? Dur canım benim. İnşallah kurtaracağız.
Talihsiz koyun su içmek istediği kuyuya düştü. Onu oradan kurtarmak kolay olmadı. Hadi gayret ya Allah, bismillah. Sıcak havadan bunalan sürünün yardımına Malatya'da çobanlık yapan Mustafa Karakaş yetişti. Önce kuyuya düşen koyunu kurtarmak için uğraştı. Dur geliyorum. Koyun dur geliyorum. Kendine geldin mi koyun? Birazcık iyileştin ha. Hadi seni götüreceğiz inşallah, kurtaracağız hadi. Ardından da susuzluktan bayılmak üzere olan başka bir koyuna çaydanlıkla su verdi. Vah koyun. Kaç gündür burada susundan bayılmış. Gel canım benim gel. Resulta başımı dökecek seninle. Canlandı, kendine geldi. İdris, İdris gel. Temel sen de gel. Al. Şu Temel var. Al Temel. Önce güzelce flamingoların karnını doyurduktan sonra böyle şarkılar, türkülere eşliğinde sonrası da geliyor. Bakalım kahvaltıda bizleri neler bekliyor. Çocuklarla flamingoları görmek istedik. Doğa evi içerisinde kahvaltımızı yaptık. Gün geçiriyoruz. Evde olmak, bir bütün yılı geçirmek gerçekten çok yorucuydu, stresliydi. Şimdi böyle stres atıyoruz çocuklarla birlikte. Kahvaltıda 100 çeşide yakın ürünümüz var. Açık büfe ile serpme büfemiz eşdeğerdir. Serpme kahvaltıya gelen misafirlerimize açık büfede olan tüm ürünleri, buna portakal suyu, kavurmalı yumurtası, kuymağı hepsi dahil ücretsiz olarak sunulur. Flamingoları yarışa soktunuz. En çok kim besledi? Ada herhalde, bilmiyorum. Keyifli mi? Evet, eğlenceli. Neler yapıyorsunuz burada bugün? Birazcık dolaştık. Az önce parka gittik. Şimdi işte flamingoları besliyoruz. Öyle. Güzel geçiyor mu? Geçiyor, evet. Siz flamingo manzarası eşliğinde kahvaltınızı yaparken çocuklarınız da hemen yanınızdaki parkta gün boyu keyifli vakit geçirebilirler. Güzel burası gerçekten. Neler yaptın peki burada? Oynadım. Şimdi Isparta'da lavanta tarlalarının tam zamanı ama işte Isparta'ya kadar gidemeyeceğim diyorsanız da Çatalca'ya gelip işte oluşturulan bu lavanta bahçesinin önünde aynı atmosferi yaşayabilirsiniz. Aa. Efendim, nasıl geçti gününüz? Gün güzel geçti. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi biraz gezeceğiz buraları. Güzel resimler de çekiyoruz. Kahvaltınızı yaptıktan sonra da birçok etkinlik seçeneği sizi bekliyor. İsterseniz Karasu Deresi kenarında balık tutabilir ya da böyle deniz bisikletiyle ailenizle birlikte bu nehrin tadını çıkarabilirsiniz. Bir tarafta tarih kokan Kapalı Çarşı, diğer tarafta dünyaca ünlü sporcuların nefes kesen şovları. Gerçekten inanılmaz bir duyguydu, çok keyif aldım. Dünyada parkur sporunun öncü isimlerinden Dominic Di Tommaso ülke ülke gezerek tarihi mekanlarda inanılmaz şovlara imza atıyor. Kapalı Çarşı'nın çatıları parkur için inanılmaz güzel. Tommaso'nun Türkiye'deki durağı ise İstanbul'un kalbi Kapalı Çarşı'ydı. Türk parkur sporcusu Hazal Nehir'in ev sahipliği yaptığı gösteride sporcular Kapalı Çarşı'nın labirent gibi tasarlanmış 64 sokağı, 22 kapısı ve 3600'e yakın dükkanının arasında çizdiği rotayı izledi. Eşsiz bir deneyim yaşayan sporculara ulusal ve uluslararası 25 kişilik bir çekim ekibi eşlik etti. Bu şehrin karakteristik bir yapısı var. Açıkçası buraya yeniden gelip antrenman yapmak ve kendimi ifade edebilecek olmaktan dolayı sabırsızlanıyorum. Kapalı Çarşı'nın bambaşka perspektif kazandığı gösteri tam 7 gün sürdü.
polis memuru geldi. Ellerinde böyle joplarla bize saldırdı. Takvim yaprakları 7 Temmuz'u saatler gece 12'yi gösteriyordu. Bekçiler Ordu Ünye'de denetimdeydi. Ekipler kapanış için hazırlık yapan işte bu büfeye yöneldi. Dediler ki bize, bir an önce kapatın, 12'den sonra sokağa çıkma yasağı var dediler. Ben dedim ki hiç haberim yok benim bu olaydan dedim. İşletmenin sahibi Gülay çiftine uyarıda bulunan bekçilerden biri büfenin fotoğrafını çekince gerginliğin fitili de ateşlenmiş oldu. O sırada köşeye geçip, şuradaki iş yerinin köşesine geçip bizim fotoğrafımızı çekmeye çalıştı buradan. Dedim ki neden dedim fotoğrafımızı çekiyorsunuz, neden böyle bir şey yaptın diye hakkım olanı sordum. Bekçilerin çağırdığı polisler de gelince ortalık bir anda karıştı. Polis memurları iddia o ki büfenin sahiplerine saldırdı ve kameranın an be an kaydettiği bu görüntüler ortaya çıktı. Sonra olayı biz tatlıya bağladığımızı düşünürken kendisi 2 dakika sonra burada iki polis otasıyla birlikte polis memuru geldi. Ellerinde böyle joplarla bize saldırdılar. Biz de burada kışkırtmak için birçok hakarette bulundular. İşletme sahipleri şiddete maruz kaldıkları iddiasıyla polislerden şikayetçi oldu. Ordu Valiliği ise o iki polisin görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Camdan atladılar, kaçmaya çalıştılar. Etrafları sarılmıştı. Jandarma hepsini tek tek yakaladı. Gaziantep'te bir çiftlikte horoz dövüştürüldüğü ihbarı alan jandarma operasyon düzenledi. İçeride 40 kişi vardı. Karşılarında jandarmayı görünce kaçmaya çalıştılar. Gel, gel! Gel buraya, gel! Ancak etrafları sarılmıştı. Koşsalar da camdan atlasalar da kimse kaçamadı. Gel, gel! Gel buraya, gel! Gel! Gel buraya! 40 kişiye toplamda 60 bin lira para cezası kesildi. Dövüştürülen horozlarsa Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi. Alkollülermiş. Aralarında kavgalaşırken silah patladı bir anda. Bir tane arabanın camına girdi. Ondan sonra peşinden koştular şu manava kadar. Ondan sonra çekti adam silahı, vurdu 2 tane. Sadece birkaç adım mesafeden karşısındakilere peş peşe ateş etti. Korkunç olay Mamak'ta Neşet Ertaş Caddesi'nde tam da bu noktada yaşandı. İki grup iddiaya göre 15 metre ileride tartışmaya başladı. Alkollüydüler ve o tartışma giderek büyüdü ve burada silah çekildi. Arkadaş mıymış peki yoksa iki farklı grup mu? İki farklı grup diye bildirdiler. 2 gün önce kendi aralarında kavga etmişler. Aracın camını filan kırmışlar. O da aracın camı kırılınca inmiş bir tane arkadaşın ayağına sıkmış. Birisi silah çıkartıyor. Adama doğru ateş ediyor ama isabete gelmiyor. Diğer arkadaşlar sinirlenince o direkt kaçıyor. Kavganın nedeni bilinmiyor ama iki grup arasında çıkan kavga daha büyük bir faciayla sona erebilirdi. Yaya olan gruptakiler araca binmek isteyenlere müdahale etmeye çalıştı ancak arabanın önünden bir kişi gruptakilere sadece birkaç adım metre mesafeden 3 el ateş etti ve olayda iddiaya göre 2 kişi yaralandı. Gece olmuş galiba. Aynen. Kaç gibi? 1,5 civarı. Kavganın ardından taraflar kaşla göz arasında kayıplara karıştı. Polis şimdi her yerde onları arıyor. İşe başlarsam aylık kazancım ne kadar olur korsan şoför olarak? Ortalama günlük 600-800 arası para toplar araçlar. Çok talep var mı abi? Hani çünkü benim arkadaşlarım da çalışmak istiyor da. Sıkıntı yok. Yani 10 kişi de gelse çalışır bizde, sıkıntı yok. Sırf ekmeğimizi çalıyorlar. Başka bir şey diyemiyoruz artık yani. Korsan taksiler son dönemde işi iyice abarttı. İlan vererek birbirinden farklı vaatlerle bu kez korsan şoför arıyorlar. Günlük 500 ile 800 TL arası kazancınız olur. Binlerce böyle ilan var. İşte şimdi arkadaşım Yiğit'le birlikte o ilanı veren duraklardan birini arayacağız. Ve bakın sistem nasıl işliyor size anlatmaya çalışacağız. Korsan şoför ilanınızı gördüm. Aramak istedim ama iş için. Aracınız nedir?
Kendi aracımla mı çalışacağım ben? Evet. 70 lira durak ücreti ödeyeceksiniz günlük. Yaklaşık da 120-130 lira masrafınız olacaktır. Günlük 600-800 arası para toplar araçlar. Korsan duraklar birbiriyle yarışıyor. Öyle ki her biri şoför bulmak adına çok farklı vaatlerde bulunuyor. Kimi polis yakaladığı zaman o trafik cezasını ben öderim diyor. Kimi de daha az o kişiden ücret alıyor. Ben günlük 70 lira durak ücreti alıyorum. 100'den fazla şoförümüz var. Yaklaşık ekstradan 20 şoför daha almayı düşünüyoruz. Korsan taşımacılık şu an çok çok had safhada yani. İşte arkadaşım telefondaki korsan taksi durağıyla konuştu. Tek tek polise yakalanmamak için durakları nerede yolcu indirip bindireceğini de söyledi. Havaalanlarına yanında yolcu varken sokmuyoruz seni. En büyük risk zaten havaalanı girişidir. Sadece erkekler değil, yine kadınlara da oldukça büyük talep var. Kadın şoför de çalışıyor mu sizde? Çalışıyor, sıkıntı yok. Yani 10 kişi de gelse çalışır bizde. Kimliğiniz varsa kimliğinizi görebilir miyim hanımefendi? Yüksek kazanç vaat eden o ilanlara aldanmayın. Çünkü trafik polisleri korsan avında. Öyle ki bir müşteri gibi aracınıza binip ardından suçüstü yaptıktan sonra yaklaşık 7 bin lira ceza kesiyor ve bir de aracınız bağlanıyor. İlk olayda bana benzettiği için Emre Maiş'in hayatını elinden aldı. Ondan sonraki olayda çocukluk arkadaşım Ozan Tekcan'ı hayatını aldılar. Yine ben hedeftim. Önce ona benzeyen Emre Maiş'i öldürdüler. Yeniden canına kastettiklerinde ise arkadaşını katlettiler. Yani şans eseri iki seferdir yaşıyorum ama yani bu yaşamak değil. Her yerde benim karşıma çıkıyor. Doğru düzgün iş bulamıyorum. Sokakta bile rahat rahat gezemiyorum. Yaklaşık 1,5 sene önce akraba iki aile arasındaki husumet bıçaklı kavgaya dönmüş. O kavgada Akın Kutlu dayısı Hacı Tekcan'ı bıçaklayıp kaçmıştı. Daha sonra da hastane kapısında bekleyip kavgaya karışan Batuhan karanlık oğlunu öldürmeye kalkmış. Ancak ona benzeyen 17 yaşındaki Emre Maiş'i öldürmüştü. Akın Kutlu'nun Emre Maiş cinayetinden ağırlaştırılmış müebbet cezası almasının ardından Ozan Tekcan ve Batuhan Karanlıkoğlu ölüm tehditleri almaya başladı. Öyle ki bu tehditlerin ardı arkası kesilmedi. İddiaya göre Kutlu ailesi o iki arkadaşı öldürmek için yaptığı planı devreye soktu. Amaçları yeğenleri Ozan Tekcan ve arkadaşını öldürmekti. Kurye olarak çalışan Ozan Tekcan farkında olmadan kuzeninin iş yerine paket servis için gitti. Ve orada husumetli olduğu Akın Kutlu'nun kardeşi Davut Kutlu tarafından darp edildi. Bunun üzerine de arkadaşı Batuhan Karanlıkoğlu'ndan yardım istedi. İkili şikayetçi olmak için karakolun yolunu tuttu. Orada tezgah kurdular. Babası Gazi Kutlu. Elinde demir sopayla Muhammed Kutlu da silahla bizi ateş etmeye başladı. Bizi darp etmeye başladılar. Batuhan Karanlıkoğlu o iki cinayette de hedefteydi. İlkinde ona benzerliği nedeniyle Emre Maiş öldürüldü. İkinci saldırıda ise kurşunun eline gelmesiyle kıl payı hayatta kaldı. Ancak can dostum, kardeşim dediği Ozan Tekcan o kadar şanslı değildi. Dediler ki senin oğlun ölecek, benim oğlumun günü belli olsun, senin oğlun da mezara girecek. Ve dedikleri gibi de oldu. Emre Maiş'in mahkeme sonucu belli oldu. Akın Kutlu ağırlaştırılmış müebbet aldı. 5 gün sonra benim oğlumu kaybettim. Davada Akın Kutlu'nun aleyhine tanıklık ettiği için öldürülmek istendiğini söyleyen Batuhan Karanlıkoğlu şimdi sokağa çıkmaya bile korkuyor. Arkadaşlarım bile yanımda gezmekten korkuyor. Neden? Yine aynı şeyler başımıza gelir diye hani. Çünkü nerede ne olacağı belli. Sıra bana da gelecek biliyorum. Öldürülen Ozan Tekcan'ın annesine göre ise tüm olayların azmettiricisi aslında Ozan'ın öz be öz halasından başkası değil. Bunlardan biri çıkarsa yine Batuhan ölecek. Yani bunlar hiçbir zaman durmayacak. Bunların tek hedefi öldürmek. Başka bir şey değil. Ailece katiller. Benim bir oğlum var, oğlumdan tehdit ediyor. Diyor ki bir oğlum var, kökünü kurutacağım. Silah getiren anne. Azmettiren anne, beni tehdit eden anne. Ben bu annenin tutuklanmasını istiyorum. Oğlu öldürülen anne Şerife Tekcan ve ikinci kez ölümden dönen Batuhan Karanlıkoğlu'nun tek isteği adaletin yerini bulması. Genel izleyici kitlesi içindir. Haberin merkezi.
Merkezi'nden, ATV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Bugün 10 Temmuz Cumartesi ana haber bülteniyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır'daki tarihi konuşmasını dün getirmiştik ekranlara ki o ziyaretin yankıları devam ediyor. Erdoğan HDP binası önünde tam 677 gündür evlat nöbeti tutan annelerle buluşmuştu. Terör örgütünü kastederek sizin bedduanız onları bitirecek demişti. Annelerle olan diyaloğu da bugün servis edildi medyaya. Erdoğan sonrasında ise Diyarbakır İçkale'de gençlerle buluştu. Gençler halay çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise büyük usta Neşet Ertaş'ın Gönül Dağı türküsünü söyledi. PKK'nın, HDP'nin evlat diye bir derdi yok. Ben inanıyorum ki kesinlikle Diyarbakır annelerinin bedduası onları vuracaktır. İnşallah, inşallah. Çocuklarını PKK'nın elinden kurtarmak için 677 gündür HDP Diyarbakır İl Binası önünde nöbet tutan annelerle buluştu. Biz de yanınızdayız dedi. Gösterdikleri bu sabrı inanıyorum ki bundan sonra da göstereceklerdir. Ama şunu kesinlikle bilsinler ki biz bu işi asla bırakmadık. Bırakmayacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır ziyareti sırasında çadırlarında ziyaret ettiği anneleri tek tek dinledi, onlara moral verdi. O anlarda Fatma Akkuş, kızı Songül Akkuş'un teslim olup olmadığını sordu. Erdoğan evet teslim oldu deyince teşekkür etti, gözyaşlarını tutamadı. Bu mutlu haberle birlikte çocuklarına kavuşan anne sayısı 25'e yükseldi. Bizim de evlatlarımız var, torunlarımız var. Sizlerin acısı da bizim acımızdır. Rabbim inşallah onlara kavuşmayı bizlere nasip etsin. Erdoğan Diyarbakır'da gençlerle de bir araya geldi. Halay çeken gençleri izleyip alkışla tempo tuttu. Diyarbakırlı gençler Kürtçe tezahüratla sevgi gösterisinde bulundu. Gençlerden biri Erdoğan'a sıradaki buluşmayı Kahramanmaraş'ta yapalım teklifinde bulundu. Peki buna var mısınız? Kahramanmaraş'a. Şöyle kabul edenler, etmeyenler ittifakta kabul edilmiştir. Teklif kabul edilince hiç vakit kaybetmeden Kahramanmaraş Belediye Başkanı'nı aradı. Buluşma planı hemen oracıkta yapıldı. Sen hazırlıklarını başla. Kahramanmaraş'ın bütün güzelliklerini gençlerimize gezdireceksin. Ondan sonra inşallah biz de katılacağız, biz de geleceğiz. Dost elinden gel o. Gençler buluşması Cumhurbaşkanı'nın Gönül Dağı türküsünü okumasıyla son buldu. Rızasız bahçenin gülü denilmez. Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez. Gönülden gönüle gider yaro 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 yaro. Millet İttifakı cephesinde ilginç gelişmeler yaşanıyor. CHP kurmaylarından Bülent Kuşoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu sözüyle başlayan tartışmaya İyi Partililer bizim adayımız da Meral Akşener deyip katılmışlardı. Tabii haliyle ittifakta adaylık çatlağı mı var soruları soruldu başkent kulislerinde. Bugünse tartışmayı hareketlendirecek bir başka ses geldi. Sesin geldiği yer bu kez sokaktı. Niğde'de yaşayan bir CHP seçmeni partinin genel başkan yardımcısı Veli Ağbaba'yı karşısında görünce Kemal Kılıçdaroğlu'nda liderlik vasfı yok. Bizi küstürmeyin diye tepki gösterdi. Şu an inanın Kılıçdaroğlu'nun liderlik yapabileceğini.
Önce başını eğdi, telefonuna bakarak kayıtsız kaldı ama CHP seçmeli eleştirilerine devam edince bu kez konuyu değiştirdi. CHP seçmeli olarak buyurun. Sana da kullanıyorum. Buyurun. Beni de küstün yani. Şu anda başkan kim olacak diye falan konuşmuyoruz hocam, anladın mı? Şimdi başka bir şey konuşuyoruz. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 3 kuşaktır CHP'ye oy veriyoruz diyen seçmenin Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanmasına yönelik eleştirilerinin ardından NİDE'den ayrıldı. Ama Bülent Kuşoğlu'nun o açıklaması başkentte hala gündemin öncelikli başlığıydı. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun sevgi ve saygılarını iletiyor. Kuşoğlu'nun konuştuğu günden beri her ne kadar Meral Akşener sessiz kalsa da İyi Parti kanadından neredeyse her gün tepki geldi. Son açıklamayı ise partinin ikinci adamı Koray Aydın yaptı. Bizim gönlümüzden de Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı olması geçiyor. İyi Parti cephesinden peş peşe gelen tepkilerin ittifaktaki çatlağı derinleştirmesinden endişe eden Kemal Kılıçdaroğlu devreye girdi. Bir gazeteye verdiği röportajda yardımcısını eleştirdi. Zamansız bir açıklama yapmış, üzülerek haberim oldu dedi. Cumhurbaşkanı adayının ortaklarla birlikte belirleneceğini söyledi. Onlara danışmadan, onların onayını almadan şu veya bu kişinin aday olacağını açıklaması yanlış oldu diye de ekledi. Yine Millet İttifakı'nda bildik bir krizin haberi var sırada. HDP eş genel başkanı Mithat Sancar, CHP ve İYİ Parti'yi gizli ittifak konusunda uyardı. Uyarı net, net olduğu kadar da sert. Katıldığı bir yayında şöyle dedi Sancar. Şark kurnazlığı yapmasınlar, HDP nasıl olsa muhalefetin adayına oy verir diye düşünüyorlarsa yanlış yaparlar dedi. Şark kurnazlığıyla, efendim yok ben HDP'ye çok fazla ağır laf söylemeyeyim ama onu da dışlayayım. Kürt kardeşime de birkaç sempatik söz söyleyeyim. Ben buradan oyları toplarım diye yanılıyorsa büyük yanlış yapıyorlar. HDP bir kez daha gizli ittifak istemediğini açık açık dile getirdi. CHP ve İyi Parti'yi net bir dille uyardı. Bütün bu kadar açık konuşmamıza rağmen hala muhalefet içinde ya ikinci turda kalınırsa HDP nasıl olsa işte muhalefetin adayına oy verir üzerinden strateji kuranlar varsa büyük yanlış yapıyorlar. Mithat Sancar şeffaf diyalog yoksa oy da yok dedi. Hatta öneriyi bir adım daha ileriye götürdü. Hükümette yer almak istedikleri mesajı verdi. Biz Türkiye'de yönetmeye talibiz. Bunu yürütmenin bir parçası olarak da yapabiliriz. Bunun için de gerekli görüşmelere, diyaloğa açığız. Amerika'nın dev bankacılık kuruluşu JP Morgan'dan önemli bir açıklama var bugün. Banka Türkiye'nin salgın öncesindeki ekonomik seviyeye hızlıca toparlayıp ulaşacağını söyledi. Piyasadaki canlanmanın istihdama yansıyacağı beklentisi de oldukça güçlü. Pandemiyi en az hasarla atlatan ülkelerin başında Türkiye'nin geleceğini bir kere daha teyit etmiş oldu. Bu sene iki rakamlı büyümeyi biz o atalamada yıl sonunda görsek ben hani çok şaşırmam açıkçası. Amerika'nın bankacılık devi JP Morgan'dan Türkiye açıklaması geldi. Banka Türkiye için ekonomik olarak salgından erken çıkıp üretimde büyümeye hızlı dönüş yapacak dedi. JP Morgan'ın bu açıklaması da Türkiye'nin pandemide aldığı tedbirlerin ne kadar etkili olduğunu bir kez daha gösteriyor. Bu büyüme demektir. Bir süre sonra hani daha fazla yatırım demektir. Haliyle istihdam demektir. Daha fazla hani milli gelir artışına yansıması beklenir. Tam kapanmanın ardından Temmuz ayında normalleşme dönemine girildi. Dünya devi çarkların hızlı şekilde dönmeye başladığını duyurdu. Beklentiler ikinci çeyrekte Türkiye'nin %20 büyümesi. Zaten rekor bir büyüme gelecek ihracat tarafında. Dolayısıyla hepsini alt alta koyarsak bunlar hani şaşırtıcı sonuçlar değil. Tam kapanma döneminde talepler ertelenmiş, stoklar tüketilmişti. Normalleşme ile birlikte piyasa canlandı. Öyle ki ticari kredilerde rekor artış yaşanıyor. Bu büyümede aşı seferberliğinin payı çok büyük. Ekonomideki ivmenin istihdama da yansıması bekleniyor. Türkiye bu büyümeyi sağlayacak gücü ve potansiyeli taşıyor zaten. İstanbul'un en işlek caddeleri, sokakları işgal altında. ATV Haber'den değnekçi terörü dosyası. Özel görüntülerle birazdan. Çankaya sakinlerinin çöp isyanını dün akşam ekranlarınıza taşımıştık ve akşam saatlerinde belediye ile işçiler arasında anlaşma sağlandığı haberini de
Ama bugün belediyeden yapılan anlaşma sağlandı duyurusuna rağmen krizin bitmediği ortaya çıktı. Ve aradan geçen 24 saatte Çankaya'daki çöp dağları daha da büyüdü ve haliyle isyanda. Bugün günlerden cumartesi ve durum bu. Kokular iyice artmaya başlıyor mesela. Bahçeli Evler tarafından geliyorum. Orada da aynı problem var. Her yer çöplerle yığılı. Çöp sokak diyebiliriz biz buraya yani. Çöpler alınmıyor. Buradan rahatsızız ciddi anlamda. Çöp dağları gördün mü? Kızılay, Tunalı Hilmi, Kavaklıdere, Maltepe, Bahçeli Evler. Kısacası Ankara'nın kalbi Çankaya'da manzara yine aynıydı. İyi ki maskemiz var çünkü mikrop saçıyor. Tunalı daha da kötü. Çankaya Belediye Başkanı akşam saatlerinde yaşanan kriz nedeniyle özür dilemiş, işçilerle anlaşma sağlandığını duyurmuştu ama başkentliler sabah uyandığında daha kötü bir manzara ile karşılaştı. Burada bulunan bu çöpler insan sağlığını gerçekten tehdit ediyor. Çok kötü bir manzara. İstemeyiz böyle olmasını. Çöp dağları büyüdü, sıcağın da etkisiyle çevreye kötü kokular yayıldı. Çankayalılar artık isyan bayrağını çekti. Kokusu bile rahatsız ediyor, leş gibi kokuyor yani. Yaz dönemi koku yapıyor. Anlaşmazlık çözülmediği için toplanmayan çöpler yollara da saçıldı. Bu koku, görüntü sizi rahatsız ediyor mu? Son derece rahatsız ediyor. Burası da Çankaya Huzur Mahallesi ama Huzur Mahallesi sakinlerinin pek de huzuru yok. Çünkü mahalledeki çöp miktarı giderek artıyor ve sıcağın da etkisiyle çevreye inanılmaz kötü bir koku yayılıyor. Hastalığın olduğu bir dönemde bunların olması çok kötü. Özellikle Çankaya'da bir de. Çankaya'da bazı mahallelerde ise çöp konteynerleri temizdi. Çünkü iddiaya göre çöp krizi büyüyünce devreye Ankara Büyükşehir Belediyesi girmiş ancak onlar da her mahalleye yetişememişti. İstediğimiz bir an önce bu şeyin kalkması, işçilerin hakkının verilmesi. Elimizi değemiyoruz. Onlar bunların içindeler. Günün sonunda Çankaya Belediye Başkanı sosyal medya hesabından bir kez daha anlaşmaya varıldığını ve işçilerin greve son verdiğini duyurdu. Çankayalılar şimdi dört gözle çöplerin toplanmasını bekliyor. Böyle giderse üstüne bir de bu hastalıklar çıkar. Yetkililerden ricam bu çöpleri temizlesinler. 4 yaşındaki Solmaz evlerinin yakınındaki bir bahçede oyun oynuyordu. Yanı başında bir su kuyusu vardı. Dengesini kaybedip içine düştü o kuyunun ve orada dakikalarca korkulu gözlerle kurtarılmayı bekledi. Geldik ablacığım, ben tamam. Benim yanımda oturuyorum. Korkmuyorsun değil mi? Korkmaz, korkmaz. Oyun oynarken kuyuya düştü, yardımına itfaiye koştu. Hiç korkmana gerek yok. Malatya'daki evlerinin önünde arkadaşlarıyla oyun oynayan 4 yaşındaki Solmaz dengesini kaybedip su kuyusuna düştü. Arkadaşları hemen küçük kızın ailesine haber verdi, olay yerine itfaiye çağrıldı. Hiç korkma, bak abi geldi yanına. Bir itfaiye eri Solmaz'ı kurtarmak için halatla kuyuya indi. Bak abi geliyor yanına, hiç korkma. Yukarıya bakma, gözüne toz girmesin. Yukarı bakma. Bakma bana. Küçük kız çok korkmuştu. Evet, kuyunun dibinde kurtarılmayı bekliyordu. Geldim. Yukarı bakma. Direkt çıkınca. Bak yanındayım, geldim. Solmaz'ı kucağına alan itfaiye eri onu yukarı çıkardı. Geldik ablacığım, ben tamam. Benim yanımda oturuyorum. Korkmuyorsun değil mi? Korkmaz. Yok. 4 yaşındaki kızın durumu iyi. Sakarya polisi dur ihtarına uymayan bir motosikletlinin peşindeydi. Dakikalarca devam eden kovalamaca bir mısır tarlasında sona erdi. Evet, motor nerede? Delikanlı, motor nerede? Dur ihtarına uymadı, polisi peşine taktı. Kovalamaca mısır tarlasında bitti. Niye kaçıyorsun polisten? Abi bir şey diyebilir miyim? Sakarya polisi Arifiye ilçesinde plakasız bir motosikleti durdurmak istedi. Gaza basan sürücü polisten kaçmaya başladı. Kovalamaca yaklaşık 2 kilometre sürdü. Şüpheli mısır tarlasında gizlenmeye çalıştı ama başaramadı. Niye polisten kaçıyorsun? Abi sıfır aldım. Vallahi işe gidip. Nerede motor, nerede? Burada abi. Ehliyeti olmadığı için polisten kaçan motosikletliye 5000 lira ceza kesildi. Niye kaçıyorsun polisten? Ve o dosya. Değnekçiler. 1 Temmuz'da kısıtlamaların kalkmasıyla sokak hareketlendi ama bu da bir başka sorun ortaya çıkardı İstanbul'da. Malum sokakta, caddede, özellikle işler noktalarda neredeyse her köşe başında onlara denk geliyoruz. Değnekçilerden bahsediyorum. İnsanlar tedirgin, korku içinde. Araç parkında hukuksuz yere para ödemek zorunda kalıyorlar. Ödemeyenlerse aracıyla tehdit ediliyor. Yani aslında tam bir çaresizlik söz konusu. ATV Haber'den Altay Altuğ ve kameraman Nazmi Can Tanrıöver Taksim Beyoğlu çevresinde değnekçileri görüntüledi. Bakın o tezgah nasıl işliyor.
Abi burası niye ücretli? Ben bak, şuradaki kafeye gideceğim. Ücretli bak sabah kadar burada demek ki. Çektirme ücretmiyor, saat çıkıyor arabanın. Sokaklar, caddeler, değnekçiler işgali altında. Burası Taksim. Bir 10-15 dakika müsaade etmiyor musun? Ne İspark ne de bir başka özel otoparka bağlılar. Karşılarına çıkan kim varsa hukuksuz şekilde para istiyorlar. Saçtıkları korku da cabası. Aracı işte bıçakla çizeriz ederiz para vermesini. Tedirgin oluyoruz tabii ki. Fazla bulaşmamaya çalışıyorum. ATV haber ekipleri İstanbul'un işlek noktalarında değnekçileri görüntüledi. Taksim Tarlabaşı bulvarındayız ve burası her cuma cumartesi gecesi olduğu gibi oldukça kalabalık ve tabii ki korsan otoparkçılar yani değnekçiler iş başında. Şimdi biz de aracımızı park edecekmiş gibi bir kenara yaklaşacağız. Evet, şu anda bir değnekçi yanımıza yaklaşmaya başladı. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Ücret mi var? İspark mı? Yok. Nedir abi? Mekanın, sizin mekanın da otoparkın mı burası? Onu anlamadım ki. Ben baktım. Ne kadar ücreti? 10-15 dakika müsaade etmiyor musun? Aşağıda park etler, burada boş yapar. İşte o değnekçilerden birkaçı da hemen sağ taraftalar. Araçlarını park etmek isteyen kişiler sağa yanaşıyorlar. Onlar da hemen park edecek kişilerin yanına geliyorlar. Ve aracınıza bir şey olmaması için 10 lira, 20 lira verin. Biz sabaha kadar zaten buradayız. Aracınıza bakarız diyorlar. Kalacak mısınız? Kalacağız. Tamam, 20 lira. Nasıl? 20 lira abi sabırsız. Mekanın mı? Biz bakıyoruz abi sabah kadar buradayız. Abi burası niye ücretli? Ben bak, şuradaki kafeye gideceğim. Bakıyoruz bir de bak sabah kadar buradayız. Emek veriyoruz. Çektirme ücretmiyoruz. Saat çıkıyor arabanın. Abi emek veriyorsun da resmi değil ya. Resmi bir ücret değil. Bakıyoruz ya. Ben de sana ispat dediğin yukarıdadır abi. Para vermek istemeyenler tehditle karşılaşıyor. Ve çoğu zaman aracına zarar veriliyor. Benim arkadaşlarım başına geldi. Araçlarını çizmişler anahtarlarla. Ben valiyim zaten. Biz bu işin belgesini alıyoruz bunu para karşılığında. Ve bunu hakkıyla yapıyoruz. İstanbul'da trafik büyük bir sorun ve bunu fırsata çevirmeye çalışanlar var. Korsan otoparkçılar yani değnekçiler. Ne yazık ki onlar bitmek tükenmek bilmiyor. Bunun adı barbarlık. Antalya'da tatil yapan iki Rus turist karetta karettaya dakikalarca eziyet ettiler. Ve o anları da hiç utanmadan sosyal medyada paylaştılar. Akıl almaz görüntü birazdan. Yanımda izlemiş olduğunuz görüntüyü muhtemelen hepiniz hatırlayacaksınız. Bir genç kız ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından darp edilmiş ve büyük tepki çeken bu konu günlerce gündemde kalmıştı. Hapis sistemiyle yargılanan saldırganın aldığı ceza 7 ay sonra bugün belli oldu. Ayrılmak istediğim erkek arkadaşım zorla eve girip beni ölüm tehditleriyle darp etmeye başladı. Telefonda ayrılmak istediğini söylemiş, sevgilisi tarafından ölümüne darp edilmişti. Genç kadına kabusu yaşatan o saldırgan hakkında karar çıktı. 9 Aralık günüydü. 26 yaşındaki Tuğba Erçakar, o dönem birlikte olduğu erkek arkadaşı Mehmet Hanefi Bozaslan'a telefon görüşmesi sırasında ayrılmak istediğini söyledi. Öfkeli adam bunun üzerine soluğu genç kadının yanında aldı. Sonrası dehşete düşüren bu anlar yaşandı. Seni öldürmeye geldim dedi zaten. Sen dedi bugün dedi buradan ölün çıkacak hiçbir şekilde dedi kurtulamayacaksın benim elimden dedi. Erkek arkadaşı tarafından ölümüne darp edilen sonrasında ise ölüm tehditleri alan Tuğba Erçakar şikayetçi olsa da saldırgan serbest bırakılmıştı. Bunun üzerine genç kadın sosyal medyadan sesini duyurmaya çalıştı. Tepkiler üzerine saldırgan yeniden gözaltına alındı. Hakkında dava açıldı. 4 ayrı suçtan 8 yıla kadar hapsi istenen Mehmet Hanefi Bozaslan hakkında karar çıktı. Basit yaralama suçundan 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Ölmekten korkuyorum. Bir kadının yardım çığlığının özeti bu cümle. Ayrılmak istediği sevgilisinden ölüm tehdidi aldığını söylüyor genç kadın ve yaşadığı kabusun artık bir an önce bitmesini istiyor. Ayrılmak isteyince rahatsız etmeye başladı. Benim aileme, çocuklarıma zarar vermekle, onları öldürmekle tehdit ediyor. Sevgilisine ayrılmak istediğini söyledi. Ölüm tehditleri yüzünden hayatı kabusa döndü. Benim resimlerimle beni tehdit ediyor. Ben bu adamdan kurtulmak istiyorum. Ya Rabbim bana yardım edin, ben ölmek istemiyorum. İki çocuk annesi genç kadın Adana'da yaşıyor. Ama bir yıl süren birlikteliğinden sonra dışarıya adım atmaya korkar hale geldi.
Nedeni ölüm tehdidi aldığı iddiası. Aynı şeyde çalışıyorduk. Biz zaten orada tanıştık. Hemen hemen bir yıla yakın sevgililiğimiz oldu. Bana yardım edin. Benim bakmakla yükümlü olduğum iki tane çocuğum var. Genç kadın defalarca şikayetçi oldu ve bu da kendisine yine tehdit aracı olarak geri döndü. Beni şikayet etmişsin diyor. Şikayetini geri çekeceksin diyor. Bu adam telefonla elini kolunu arayıp sallayarak beni arıyor, beni tehdit ediyor. Hayatını kabusa çeviren eski sevgilisinin bir an evvel tutuklanmasını istiyor. Eğer iddialar doğruysa bunun adı gerçekten de skandal. Yeni doğan bir bebek doğumhanede hemşireler tarafından yere düşürüldü. Ve o dünyaya gözünü açtığı o anda ölümle burun buruna geldi. Bebeğin kafatasında kırık var ve beyin kanaması geçirdi. Şu anda da hastanede ölüm kalım savaşı veriyor. Çocuğumu düşürdüler. O kafa çıktığında, ne olduysa kordonla çıktığında orada telaş yaptılar. Bebeği temizleme masasına alırken ben bebeğimin mosmor olduğunu gördüm. İddia korkunç. Bir anne doğum sırasında bebeğinin yere düşürüldüğünü söyledi. Çocuğumu apar topar böyle sarıp sarmalayıp götürüyorlar aileme teslim etmeye. Adana'da yaşayan Şahin çiftinin 29 Haziran'da özel bir hastanede ikinci çocukları dünyaya geldi. Bebeğim neden mor dediğimde normal doğum yaptım. Normaldir ama orada hemşirelerin mırıldandığını duydum. Azra ismi verilen bebek iddiaya göre doğum anında hemşireler tarafından yere düşürülmüştü. Bereyi çıkarıyor, görümcem kanı görünce hemen hemşireyi çağırıyor zaten. Hemşire bakıyor, bunda bir şey yok, bir şey yok diyor. Şey kanı bu, doğum kanı diyor. Kafayı böyle yapıyor, hemen apar topar sarıyor, bebeği götürüyor. Başka bir hastaneye götürülen Azra bebeğin kafatasında kırık olduğu ve beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Yoğun bakıma alınan bebek yaşam mücadelesi veriyor. Şikayetçi olmayın dediler. Çocuğunuzun bir şeyi yok falan dediler ve o saate kadar da MR ile tomografisini çekmemişlerdi. Genç çift hastaneden şikayetçi oldu. İddiaların odağındaki hastane yönetimi ise henüz bir açıklama yapmadı. Sözde bir ev sahibi İstanbul'da bir daireyi kiraya verdi. Sözde diyorum çünkü aslında ortada kiralık bir daire yoktu. Ama o dolandırıcı olmayan o daireyi tam 25 kişiye birden kiraya verdi. Kiracılar dolandırıldığını yeni evlerine taşınmaya hazırlanırken öğrendiler. Bazılarından 1,5 almış, bazılarından daha 10 bin almış, kaç aylık peşin almış. Ben şu an evsiz kaldım, param gitti, rezil durumdayım. Olmayan bir daireyi 25 kişiye kiraya vermişler. Evet, öyle olmuş maalesef. Dolandırıldım. Çünkü ev yok, anahtar yok, para da meydanda yok, mağdur oldum. Merve Seyhan evini Adana'dan İstanbul'a taşımak istedi ama iddiasına göre dolandırıcıların ağına düştü. Ve o günden sonra da hayatı kabusa döndü. Çünkü dolandırıcı iddiaya göre aynı evi 25 kişiye daha kiraya vermişti. Evimin şu an durumu bu. Eşyalarım topluydu. Sahibine para yolladım. Üstüne bir de 5 bin lirasını almıştı. Merve Seyhan dolandırıldığından habersiz Adana'daki evini toplamış, İstanbul'un yolunu tutmaya hazırlanıyordu. Yeni ev heyecanı yerini üzüntüye bıraktı. Merve Seyhan 25 kurbandan biri olduğunu sonradan öğrendi. Fakat dediğim gibi dolandırıldım. Bir dolandırıcı olmayan daireyi 25 kişiye kiraya verdi. İşte o daire Avcılar'daki işte bu binanın birinci katında yer alıyor. İnternete ilan koyarak bu daireyi kendi dairesiymiş gibi gösterdi. Ardından bu daireyi tam 25 kişiye kiraya verdi. Bana 5.250 TL para kaptırdım. Dün ev sahibini arıyorum, anahtarı almak için telefon kapalı, ulaşamıyorum. 2+1 demişler, bazılarına 3+1 demişler. Hepsi de peşin ödeyip gitmiş. Normalde pazartesi günü bu evi tahliye etmem gerekiyordu çünkü oturduğum ev satıldı. Ben şu an evsiz kaldım, param gitti. Rezil durumdayım. Dolandırıcı daireyi ilana verdikten sonra arayan kişilere şehir dışında olduğunu söyledi. Ve Avcılar'daki işte bu 2+1 daire için 1500 lira istedi. Ardından fiyatı uygun bulanlar dolandırıcının ağına düştü. Ve hepsi teker teker başta depozito olmak üzere kirayı bile ödedi. Önce ben kapora olarak 1000 TL yatırdım. Kabul etmedi. Depozito istedi benden hepsine. Tamam dedim, olur dedim. İlanı kaldırdım, depozitoyu da yatırdım. Gelenlere de söylüyorum, neden daireyi görmeden, ev sahibiyle tanışmadan hemen para yolluyorsunuz hesaba? Parayı ödeyenler mutluydu. Ardından kiraladıkları daireye bakmak için Avcılar'daki işte bu binaya geldi ama o kiralık daireyi bir türlü bulamadı ve acı gerçeği de yöneticiden öğrendi. Şoka uğradılar. Hepsi kazıklandık, dolandırıldık deyip gittiler. Gel
gerçekten o insanların yakalanıp cezasının yerine getirilmesini istiyorum ve sonuna kadar bu iş için savaşacağım. Maddi manevi tazminatımı da alacağım. Ben paramı geri istiyorum. Çünkü ev tutmam lazım. Sesimi duyurmak istiyorum. Hayvanseverlerin dört gözle beklediği hayvan hakları yasasına ilişkin düzenleme meclisten geçti biliyorsunuz. Hayvanı öldürmekten ona eziyet etmeye, sokağa terk etmeye kadar birçok başlık var ve ciddi cezalar var artık. Pitbull gibi ölümcül saldırılarıyla tanınan dört ırk içinde ayrı bir düzenleme var yasada. İşte detayları. Pitbull saldırısına uğradık. Sahipli, kayıtsız bir köpekti. Ciddi tehlikeli olduğunu biliyorum. Tehlikeli türlerin özellikle bu konuda izlenilmesi, takibi konuların önemli olduğunu biliyoruz. Ve insanlarımızın da bundan rahatsız olmaması gerektiğini düşünüyoruz. İşte bu görüntüler artık son bulacak. Çünkü saldırganlıklarıyla bilinen Pitbull, Japanese Tosa, Fila Brasileño ve Dogo Argentino köpek cinsleri hayvan hakları yasasında tehlikeli ırk olarak nitelendirildi. Bu ırkları ve bunların melezlerini barındıranlara 11 bin lira para cezası verilecek. Sizin köpeklerinizin cinsi nedir? Benimkisi Spitz. Jessica. Maltese, Golden, Terrier, hatta sokaktaki diğer köpeklerin sahiplenilmesinde de hiçbir sakınca olmayacak. İsteyenler barınaklara da gidip istediği köpekleri sahiplenebilecek ama yasaklı 4 cins köpeği sahiplenenler de yalnızca para cezasıyla kurtulamayacak. Çünkü onların önce hayvanlarına el konulacak, ardından da o hayvanlar barınaklara götürülecek. Olay kesinlikle aslında köpekte değil, sahiplerde diye düşünüyorum. Bizden kaynaklı. Köpeklerde hiçbir sıkıntı yok. Tehlikeli ırk olarak belirtilen cinsleri ellerinde bulunduranların o cinsleri kısırlaştırması, ardından da dijital veri tabanına kaydettirmesi gerekiyor. Sürekli tasma ile gezdirebilir, ağzını kapatabilir. Diğer insanların yanına kalabalık yerlere sokmayabilir. Tasmalar bile yok hani, öyle diyeyim. Kısırlaştırılıp kayıt altına alınan köpeklerse belgesiz, ağızlıksız ve tasmasız dolaştırılamayacak. Kalabalığa, çocuk oyun alanları ve parklara sokulmayacak. Onları sahiplenmeden önce bir bizim kendimizi eğitmemiz gerekiyor. Kurallara uymayanların köpeklerine el konulabilecek. Sokağa salıverilmeyi de para cezasıyla cezalandırıyoruz. Sokaktaki bir köpek yakalandığı zaman onun çipinden kime ait olduğunu öğreneceğiz. Saldırgan tür köpekleri sokağa terk etmenin cezası ise daha büyük. Tam 34 bin lira. Alıyorsan bırakmayacaksın. Katılıyorum. Doğru. Bu barbarlığa imza atan Antalya'da tatil yapan iki Rus turist. Bir karete karete dakikalarca eziyet ettiler. O anları kayda almaktan da hiç çekinmediler. Önce eziyet ettiler, sonra da o eziyeti kaydettiler. Yetmedi, yaptıklarını marifetmişçesine sosyal medyadan da paylaştılar. Bu türleri yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ama yaptıkları yanlarına kalmadı. Ülkelerine dönmek üzereyken havalimanında gözaltına alındılar. Cezai işlemler, egzotik türler, soyu tükenmekte olan hayvanlara eziyet yapılmasından dolayı kesildi. Antalya'nın Manavgat ilçesine tatil yapmaya gelen iki Rus turist sözde eğlenmek için inmişti sahile. Bir karette karette çıktı karşılarına. Bu türlerin yaşatılması gerekiyor. Sonra da bu kareler geçti kayda. Karette karetteye eziyeti sözde eğlenceye dönüştüren turistler çektikleri fotoğraf karelerini sosyal medyadan paylaşınca ekipler harekete geçti. Bu elem verici olay bize sosyal medya aracılığıyla duyarlı vatandaşların haber vermesi sonucunda ulaştı elimize. Ülkelerine dönmeye hazırlanan iki turist havalimanında bulundu. İkisine de para cezası verildi. Aylardır konuşulan, hatta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin büyük tepki topladığı bir mesele var. Adalarda faytoncuların kullandığı emekli atlar. Tam 978 at vardı. Hayvanseverler aylardır soruyor o soruyu. Bu atlar nerede? Bir çözüm, bir cevap henüz yok. Ama tartışma da bitmiş değil. Konu bu kez Meclis Çevre Komisyonu'nda hararetli şekilde ele alındı ve yer yer sesler yükseldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin malı kapsamındaydı.
978 tane at, anahtarları sökülerek. Biz sahiplendirdik diyorlar. Kime sahiplendirdiniz? Özel bilgi. Nereye verdiniz söyleyemeyiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kaybolan atları Meclis Çevre Komisyonu'nu da karıştırdı. Hayvanseverler akıbetleri hala belli olmayan atlar için CHP'ye tepki gösterdi. Evet, niçin başvurmuyorsunuz belediye başkanımız? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden şunu rica ettik. Biz belediye Anadolu'da müsaade edin. Allah'ın izniyle. Hayvan hakları yasası için gelmişti komisyona hayvanseverler. Karşılarında CHP'li vekilleri görünce İstanbul'da faytonlardan kurtarılan 978 atın akıbetini sordular. Cevap alamayınca da işte bu tartışma başladı. Şimdi burada suçlu kim? Çok büyük bir suç işlendi aslında. Adam at kaçırdı zaten. Adam sabıkalı hesabını sormak gerekiyor. Efendim? Hayvanları katledeme hesabını sormak. Evet, soracağız efendim. Komisyon Başkanı ve AK Parti milletvekilleri hayvanseverlerin sözlerinin suç duyurusu olarak kabul edilmesini önerdi. Derneğimin adına suç duyurusunda bulunuyorum. Yüce Meclisimizin huzurunda bunun değerlendirilmesini talep ediyorum. Bunlar kayıtlara geçiyor. İlgililer bundan gerekli ders çıkaracaklar. Havalimanında unutulan eşyalar üzerinden belli bir süre geçip sahibi bulunamayınca ihale yoluyla satışa çıkıyor biliyorsunuz. Yine öyle bir ihale yapıldı. Yolcuların unuttuğu binlerce eşya yeni sahipleriyle buluştu. Uygun fiyata alışveriş yapmak isteyenler sabahın erken saatlerinden itibaren sıraya girdi. Ben telefon alacağım diye geldim de bitirmişler sabahtan. Biz de cep telefonu almayı düşünüyoruz eğer uygun alabilirsek böyle çalışan doğru düzgün bir bebek arabası. Tekstil bebek arabası var alt katta. Bekleme yapmayalım arkadaşlar. Telefonlar, kıyafetler, hatta bebek arabaları. İçeride yok yoktu, dışarıda ise adım atacak yer. Kulaklıklar, fotoğraf makineleri, aklımıza gelen her şey... Her şey bu malın içinde var. İstanbul Havalimanı'nda unutulan eşyalar, bırakılan bavullar bir yıldır sahiplerini bekliyordu. Ancak alan olmadı. O eşyaların satışa çıktığını öğrenenler uygun fiyata alışveriş yapmak için birbiriyle yarıştı. Çektiğimiz ürünlerden valiz açıyoruz. Mağazalarımıza satışa koyuyoruz. Havaalanlarında kayıp ve buluntu eşyaların ihaleyle alıp satışını yapıyoruz. Avcılardaki bu mağazada da o eşyaların satışı vardı. Haberi alan sabahın erken saatinde sıraya girdi. İçeride güzel şeyler var diyorlar. Telefon alabilir, bilgisayar alabiliriz. Ne var ne yok bakacağız. İşimize gelen bir şey bulursak olacağız. Kuyruk öyle uzadı ki sadece mağazanın önü değil, kaldırımda mağazaya girmek isteyenlerle doldu. Herkes aradığını bulmanın peşindeydi. İçeri erken girebilenlerse daha şanslıydı. Bekleme yapmayalım arkadaşlar, hadi bakalım. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Sinyal sesinden sonra mesajınızı bırakabilirsiniz. Bu sesli mesajın ne demek olduğunu hepimiz biliyoruz. Ulaşmak istediğimiz kişinin telefonu çekmediğinde aldığımız cevap bu. İşte İstanbul Sultan Gazi Yunus Emre Mahallesi'nde yaşayan bir yakınınıza ulaşmak istediğinizde sürekli aldığınız cevap da bu. Çünkü şebeke yetersiz olduğundan mahallede cep telefonu çekmiyor. Bölge halkıysa artık isyanda. Alo. Alo. Çekmiyor ki buralarda. Telefon çekmiyor. Hiç çekmiyor. Adam diyor daire keşke almasaydım. Satıp gideceğim diyor burada. Şebeke çekmedi. Şu bölge komple çekmiyor. Çeken yere kadar gidiyoruz. Çekmiyor ki buralarda. Telefon çekmiyor. Hiç çekmiyor. İsyanlarında haklılar. Çünkü bu mahallede uzunca bir zamandır cep telefonu çekmiyor. Acil durumlarda uzaklaşıp evlerden görüşmeler yapıyoruz. Yapacak bir şey yok. Telefon hepimizin olmazsa olmazı. Hayatımızı kolaylaştırıyor, uzakları yakın ediyor. Ama bu dediklerim Sultan Gazi Yunus Emre Mahallesi için geçerli değil. Çünkü burada yaşayanlar telefonla görüşmek için evlerinden çıkıp adeta küçük kapmaca oynuyor. Şimdi evde internet çekmiyor. Bu çevrenin kenarına ya o köşeye geliyoruz, ya sağa gidiyoruz, ya sola gidiyoruz ama evde çekmiyor. Görüyorsun işte. Arıyor şu anda. Bak, telefon çalmıyor. Üstelik esnaf da durumdan oldukça şikayetçi. Çünkü şebeke yetersiz olduğundan post cihazları da çalışmıyor. Çoğu zaman dalgalımıza geliyor, şey çekmiyor. Müşteri alıp gidiyor. Post cihazı çekmediği için. Dışarı çıkartıyoruz. Camın önünde dahi konuşamıyorum. Giriş katta oturuyorum. Beşinci katta bile çekmiyor. Mahalle komple çekmiyor. İnternet zaten çekmiyor. Terasta bir başta telefon çekiyor, öbür başta yok.
Ben oradayım, telefon çekmiyor, ulaşamıyor adam bana. Telefon da çalıyor. Şu an telefonunuz çalıyor, bakalım. Çalıyor ama çekmiyor. Alo, alo. Telefon çekmiyor. Çekmiyor, gidip geliyor. Aslında sorunun çözümü için bölgeye baz istasyonu kurulması fikri ortaya atıldı. Ama... Baz istasyonu istemiyoruz. Baz istasyonuna karşıyız. Yetkili mercilerin gerçekten yardımcı olmasını istiyorum. Yürek sızlatan, pes dedirten bir ana gideceğiz. Burdur Gölü kenarında bulunan düğün alanının etrafında yangın çıktı. Yangının sebebi davetlilerin attığı havai fişeklerdi. Alevler bir anda büyüdü ve yaklaşık 10 dekar alan kül oldu. Ama ne var ki tüm bu yaşananlara rağmen yangını çıkaranlar sanki hiçbir şey olmamış gibi halaylarına devam ettiler. Eğlence diye attıkları havai fişek sazlık alanı küle çevirdi. Ama onlar buna rağmen oynamaya devam etti. Burası Burdur Gölü kenarında bir düğün salonu. İddiaya göre havai fişekten çıkan kıvılcım göl kenarındaki sazlık alanı tutuşturdu ve yangın çıktı. Yan tarafımızda düğün salonundan herhalde havai fişek atıldı. Ondan sonra bir anda alevler çıkmaya başladı. Bu kadar alan yandı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için canla başla çalıştı. Ama asıl can yakan görüntü düğün sahiplerinin aldırmazlığıydı. Olan bitene rağmen eğlence devam etti. Bayrama 10 gün kala kurban pazarlarındaki hareketlilik iyice arttı. Kurbanlık almak isteyenlerle satıcılar arasında sıkı pazarlıklar yaşandı. Meryem Nas ve kameraman Zafer Özlü bugün İstanbul'daki pazarlardan birindeydi. Fiyatları sizler için araştırdılar. Kurban için hoş geldiniz diyor. Fiyat araştırması yapacağız, bakacağız. Uygun bir şey bulursak pazarlık yapıp alırız. Ne aldınız, ne baktınız? Büyükbaş hayvan baktım. Eşim benim rahatsız. 20 Temmuz Kurban Bayramı'nın ilk günü. Tabii Kurban Bayramı hazırlığı şimdiden başladı. Kurbanlıklar İstanbul'a çoktan geldi. Her birinin önünde yemleri bulunuyor ve onlar şimdi müşterilerini bekliyor. Peki ama çadırlarda hangi kurbanlıklar var ve fiyatları ne? İşte kurban pazarından detaylar. 10 bin liradan 55 bin liraya kadar büyükbaş hayvanlarda seçenekler mevcut. Küçükbaş hayvanlar 1500'e başlıyor, aşağı yukarı 3500'e kadar gidiyor. 4000 liralık da koç var. Size bu çadırın değil İstanbul'un en büyük büyükbaş hayvanını göstereceğim. İşte paşa, bu dana yaklaşık 1 ton 300 kilogram. Fiyatı ise 55 bin lira. 50 tane çiftlikten bir tane de çıkar. O da bizde bu yıl. Muazzam buldum, çok güzel maşallah. Yani şahsen böyle bir kurbanım olsun isterdim. 25 tosunun olduğu kurbanlık çadırdayız. Evet, burada tam 25 tosun var ve fiyatları 15 bin liradan başlıyor, 27 bin liraya kadar çıkıyor. Şu ikisini istiyoruz. Tosun. Evet. Ne kadar anlaştınız, ne kadar fiyat verdin? İkisine 40 bin TL verdim. Arkadaş da 48 bin lira istiyor. Aynen. 48 bin lira istedim. Yok mu pazarla bu işi? Var var. Ver Sedat abi. Ver para ver. Hadi abi, para ver. Pazarlığına girişeceğiz bakalım. Hadi bakalım. Danaya ne kadar diyorsunuz? Yani 35 bin TL dedik bunlar. Tamam mı 35 bin? Yok canım ya, 35 bin. Arsa mı alıyoruz ya? Bina mı satıyor bana? O zaman başlasın mı pazarlık? Başlatalım yani, elimizden geleni yapmaya çalışalım. Valla ben şimdi kardeşim kesim hepsi içinde. Benim vermiş olduğum fiyat 35 bin lira. Biz de danalara 35 bin istedik. Kesim ekstra olarak 37 bin TL'ye tekamül ediyor. 37. Hadi 35 olmadı. 35. Hadi 36. Hadi, tamam sen. Ayhan abi 36 olsun. 36. Beni de kırma. Hadi. Hayırlı uğurlu olsun. 35 dedim bacı. Hadi. Hadi. Hadi hayırlı olsun. Evet, kurban pazarlarında durum bu. Piknik alanları ve sahillere ise güzel hava akını vardı bugün. Açık havada biraz nefes alıp haftanın yorgunluğunu atmak isteyen herkes kendini dışarı attı. Bu sıcakta mangal başında ateş yakmak, durmak zor değil mi? Zor değil de bu keyfe değer ama. Bu da benim torunum. Mangal yapalım, mangal keyfi yapacağız kısmet olursa. Çoluk çocuk hep birlikte gelmişsiniz. Peki keyifler nasıl? Mükemmel.
Harika, çok güzel bir atmosfer. Özlemiş miydiniz mangal yapmayı? Vallahi mangal yapmayı özledik. Zaten yani 1,5 seneye yakındır içerideyiz biliyorsunuz. İstanbul'da kısıtlamasız bir cumartesi günü daha ve termometreler yine İstanbul'da bugün 30 dereceyi gösteriyor. Bu güzel havayı ve kısıtlamasız cumartesi gününü fırsat bilenler işte bu şekilde piknik alanlarına akın ettiler. Geldik, çok sevinçliyiz, çok mutluyuz vallahi, bilmiyorum. Çok heyecanlıyım. Çok heyecanlısınız. Evet, çok heyecanlıyım. İlk kez çıkmış gibi mutlular. Yani, evet ama 2 seneden beri. Bir yanda mangalını yakıyorlar. Diğer yanda çayını alan sohbetini, muhabbetini yapıyor. Çimenlere uzanıyor. Özlediniz mi mangal yapmayı? Vallahi özledik. 1,5 senedir evin içindeyiz zaten. Köfteyi siz mi hazırladınız? Biz yaptık. Nasıl hazırladınız köfteyi? Hiç katkısı yok. Sadece köfte şeyini koyuyorum, baharatını koyuyorum. Bitti. Artık sıra yemekte mi? Evet, inşallah. Özlediniz mi çıkmayı, mangal yapmayı? Evet, çok özledik. Afiyet olsun o zaman. Çok teşekkürler. Sizde mangal yok, çay çekirdek var galiba. Evet, aynen öyle. Nasıl peki hava? Hava güzel, süper. Yasaklardan dolayı bayağı bir sıkıntı yaşadık. Allah'a şükür, Allah-u Teala bir daha bu şeyleri bize göstermesin, elhamdülillah. Ankara'da böyle güzelliklere hasretiz. Buraya gelmiştik kızımın yanına. Burada böyle güzellikler olunca değerlendirelim dedik. Şahane. Tabii bir yanda telefon açık, çimenlere bırakılmış. Ferdi Tayfur'un da şarkısı çalıyor. Evet. Böyle bir yerde böyle güzellikler. Bak ne kadar güzel, insanın ruhunu rahatlatıyor. Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yılın son hasadı olan Çiğşar kirazı toplanmaya başlandı. İngiltere'ye ihraç edilen bu kirazı İngiliz kraliyet ailesi de alıyor. Kilosu ise 9 ila 10 liradan satılıyor. Kirazı nasıl topluyorsun? Önemli olan yeri neresidir? Sapıyla birlikte mi toplanması gerekiyor? Tabii ki. Neden sapıyla topluyoruz bunu? Olmasın diye. Çürümesin diye. Hem tadıyla hem de lezzetiyle bu kiraz benzerlerinden çok farklı. İngiltere kraliçesi bile sadece bu kirazı yiyor. İngiltere kraliyet ailesi gerçekten buradan kiraz istiyor mu? Kraliyet ailesinin tabağında da resimleri çekildi. Dünyaca ünlü Çiğsar kirazının hasadı başladı. Şu anda görmüş olduğunuz kiraz ağacında toplamda 5 işçi harıl harıl kiraz topluyor ve birazdan toplamış oldukları o kirazlar tek tek seçilecek. Ardından da kaliteli olanlar Avrupa ülkelerine gönderilecek. Ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerine ihraç edilen Çiğsar kirazı kadınlar tarafından tek tek özenle toplanıyor. Peki kaç kilo toplayabiliyorsun akşama kadar? 50, 60, ya günlük değişiyor. Aslında kiraz hasadı normalde Haziran sonu bitiyor. Ama Çiğsar kirazı yılın özellikle bu zamanlarında hasat ediliyor. 1600 rakamda yetişiyor. En son turfanda olan kiraz. Aroması ve tadı daha başkadır. Üstelik bu kirazı toplamak da maharet istiyor. Her işçi de bunu toplayamıyor. Çok aralık yapıyorlar. Kirazı nasıl topluyoruz? Güzel topluyoruz. Manavdan kiraz alıp tüketmek çok kolay ama o kirazı ağaçtan toplamak hiç de kolay olmuyor. Kiraz toplamak için ya ağaca ya da benim gibi merdivene tırmanmanız gerekiyor. Sonrasındaysa dallardan her bir kirazı işte bu şekilde sapıyla birlikte koparmanız gerekiyor. Herkes toplamak istemiyor çünkü çok zor. Kiraz toplamayı bize anlatır mısın? Nasıl toplanıyor? Zorluğu neresinde? Sapından koparıyoruz. Sonra yani içine sapsız düşerse kızıyorlar biraz ama. Bugün kaç kilo topladın? 55 kilo topladım. Rahat yani. %70'i ihracata gidiyor. Geriye kalanı iç piyasaya gidiyor. Salgın döneminin en çok özlenen etkinliklerinden biriydi konserler ve özlem bitti. Harbiye Açık Hava Tiyatrosu kapılarını seyircilerine Yıldız Tilbe konseriyle açtı. Müzikseverlerin heyecanla beklediği gün geldi, biletler günler öncesinden tükendi. Harbiye Açık Hava konserleri 1,5 yıl aranın ardından yeniden başladı. İhtiyacımız da vardı yani konserlere. Sahne alan ilk isim Yıldız Tilbe'ydi. Vallahi izlemişiz birbirimizi. Ünlü sanatçı kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Aşk geçirdi bir an.
Yıldız Tilbe şarkılarına alanı dolduran yüzlerce kişi hep bir ağızdan eşlik etti. Duman grubu da Maçka Küçük Çiftlik Park'ta sahne aldı. En sevilen şarkılarını söyleyen grup davetlilere adeta müzik ziyafeti yaşattı. Kenan Doğulu, Sibel Can ve Fazıl Say gibi ünlü isimlerin planlanan açık hava konserlerinin takvimi de belli oldu. Biletlerse tükenmek üzere. Şimdi kısa bir ara verelim, ardından kapanış için tekrar birlikteyiz. Ana haber bültenimizi noktalıyoruz. Mutlu akşamlar, hoşça kalın.